T24 5 dakika ekonomiden merhaba. Bugün ekonominin gündeminde önemli bir araştırma var. ISO 500 açıklandı sabah. Diyeceksiniz ki ISO 500 ne? Nedir bunun önemi? ISO 500 İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırması. Yıllardır yaz aylarına doğru açıklanır. Yıllardır merakla beklenir. Çünkü sanayinin durumunu gösterir. Bu sabah sanayinin durumunu gördük bir kez daha. Pek iyi değil sanayinin durumu. Çünkü faiz giderlerinde sanayi şirketlerinin, en büyük 500 sanayi şirketinin müthiş bir artış var. En büyük 500 sanayi şirketinin faiz harcamaları faaliyet karlarının %90'ına yükselmiş. Yani elde avuçta ne varsa sanayi şirketleri faize yatırmışlar. Bankalara yatırmışlar. Bu oran geçtiğimiz yıl neymiş? Geçtiğimiz yıl %50'ymiş. Yani faaliyet karlarının %50'sini faize ödüyorlarmış. Bu yıl neredeyse karlarının tamamını faize ödemeye başlamışlar. Nasıl olmuş bu? Elbette bunun sebebini biliyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan kriz sonrasında enflasyon ve bu arada faizler patladı. Faizlerin patlaması da şirketlerin bilançolarını bozdu. Bu bir alarm verisi. ISO 500'den çıkan bugün. Ama başka endişelendirici veriler de var ISO 500'de. Bunlardan bir tanesi zarar eden şirketlerin sayısındaki artış. Bu yıl zarar eden şirketlerin sayısında 41 adetlik bir artış var. Yani geçtiğimiz yıl 78 şirket 500 büyük içinde zarar ediyormuş. Bu yıl 119'a çıkmış. Yani bu şu demek, en büyük 500 şirketin 5'te biri şu an zarar ediyor. Bir başka veri ISO 500'den, önemli, altı çizilmesi gereken bir veri, üretimden satışların %35 artmış olması. ISO 500 sanayi şirketlerini üretimden satışlara göre sıralıyor. Yani faiz gelirlerini katmıyor. Sanayi faaliyetlerinden elde ettiği gelire göre sıralıyor. Oradaki artış aslında fena değil. Yani enflasyon %20, öyle düşünelim. Ama 500 sanayi şirketinin toplam ciro artışı %34.5. Nasıl oluyor bu iş? Yani reel bir artış var. Nedir bu işin sırrı? Bu işin sırrı elbette tahmin ettiğiniz gibi bu şirketlerin aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ihracatçıları olmaları. Nitekim Türkiye'nin en büyük ihracatçısı olan Ford, Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi şirketi. Türkiye'nin en büyük ikinci ihracatçısı olan Toyota, Türkiye'nin en büyük üçüncü sanayi şirketi. Merak etmiş olmalısınız, en büyük sanayi şirketi kim peki? O da Tüpraş. Tüpraş da aslında Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından bir tanesi. Zaten ilk onda Arçelik gibi, Tofaş gibi, Oyak Renault gibi hep ihracatçı şirketleri görüyoruz. İlk onda otomotiv, demir-çelik şirketlerin ağırlığı var. 3 tane demir-çelik şirketi var ve bir tane de bir beyaz eşya şirketi var. Tahmin ettiğiniz gibi Arçelik. Bu üç sektör ihracat gelirleri sayesinde ilk onda yer alıyorlar. Ve cirolarını arttırmayı başarmışlar. Bununla birlikte şunu söylemek lazım. Yani sanayiden gelen aslında alarm zili bundan çok uzun yıllar önce çalmaya başlamıştı. Türkiye bir erken sanayisizleşme olarak tanımlanan Türkiye doğumlu iktisatçı, Harvard'lı iktisatçı Danny Roderick'in erken sanayisizleşme olarak tanımladığı bir süreçten geçiyor. Erken sanayisizleşme, sanayinin ekonomi içindeki payının o ülke zengin ülkeler arasına, ligine girmeden azalması anlamına geliyor. Türkiye işte bu süreçten geçiyor. Türkiye henüz daha milli gelir, kişi başına geliri 10 bin doların altında, öyle zengin bir ülke falan değiliz. 9 bin küsur dolarlık bir kişi başına gelirimiz var. Ama buna rağmen sanayinin payı özellikle istihdamda ciddi şekilde daraldı geçtiğimiz yıllarda. Gayri safi yurt içi hasılada da daraldı. Peki neyin, hangi sektörlerin payı arttı? Evet, onu da tahmin ettiniz. Tabii ki inşaatın, yıllardır biliyorsunuz bir de beton takıntımız var ülkecek, inşaatın ve hizmetler sektörünün, yani AVM'lerin payı ciddi şekilde arttı. Sanayi yıllardır geriliyor ve bu sene o gerileme artık bir hani kaymaya, bir toprak kaymasına dönüşmüş durumda. Faiz gelirlerindeki bu yüksek oranlı artış hepimizi endişelendirmeli.
belki bir sene idare edilebilir ama bu uzun süre kompanse edilebilecek bir gelişme değil. Evet, bugün ISO 500, İstanbul Sanayi Odası'nın 500 sanayi kuruluşu listesindeki satır aralarındaki bilgilere baktık. Yeniden yeni araştırmalarla, verilerle bir arada olacağız.